İşte bunlar çok ürkek hayvanlar. Bunlara nataka mchukue ni nani nataka. Zürafa kadar yaklaşamıyoruz. Maalesef hemen kaçıyorlar çünkü aşırı ürkek hayvanlar. Evet. Aa yani nataka mchukua geni. Aina nani yani na kwanga mati. Tambili. Ina kwanga pesa ngapi? Tambili sawa. Kuş ne güzel ötüyor öyle. O neyende abi? O kadar maşu gülü kesin. Aynen abi. Uzi sağ uyuyor sato. Ya sato sakın patiye mutlala kavendo vendesi. Apo. All these common plain zebra. We have two types of zebra. We have this one we call the common plain, and we have another one we call gravies. Gravies, the pattern are thin and the head to the belly. Now patterns are thin. Yeah, they're thinner, and the head to the belly. They have uniform. Okay. Yeah, you can see this one. They don't have a specific direction they follow. Right. Yes. And those ones are found northern side of the country. Oh yeah, north side ha? North side. Yeah, bu zebraların iki çeşidi varmış. Bir tanesi diğer zebralar çizgileri daha kısaymış, daha inceymiş daha doğrusu. Bunlar biraz daha kalın çizgi ve işte diğer zebralar beline kadar gidiyormuş işte çizgiler olarak. Üniforma giymiş gibiymiş yani. Aha. Ah, they mating? Yeah. Oh, see, this guy is dangerous, huh? He's coming? He wants to chase us. He has an agenda with us. Right. Evet arkadaşlar, izlemeye devam edelim. Daha sonra tekrar aşağı görüşürüm. Bir de bir tür antilop cinsi bu arkadaşlar. Şurada kahverengi otların içinde duruyor. Bu da değişik. Burada gördüğümüz başka bir tür. Yani antilop ailesinden geliyormuş bu tür. Gördüğünüz gibi bakıyorlar zaten. Can we close? Yeah. They'll run, but... Shoot. Oh my god. As soon as you said they run. Ah, you scared. Not me. No, I said they will run. I didn't say run. Maybe you have been walking and then you just said run. And then they run. Şu zebraları kovalayayım. Bakalım nasıl kaçacaklar. See the baby one, ha? Ha, yaklaştırdılar yine. Annesiyle birlikte gidiyor yavru. This giraffe is standing in the middle of the road. This is the nasty.
You. Very yellow. Yes. Too much yellow grass. Why is it standing in the middle of the road? No, never know, right? No, just chilling. Just wondering where the hell are you going? Why are you coming? There are two more there. Yeah, they usually hang around in the bush or these trees. But this guy is... Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aykırı bir zürafa. Bir yolun ortasına yolun ortasına dikilmiş duruyor. Dünya umurunda değil. Ya? You go first. If he kicks you, he kicks you. I go like this. And he's just standing his head looking at us. Right. Wondering where are you going. Gördüğünüz gibi bakıyor. Arkadaşlar. Yani. Bakın. Yolun ortasında durmuş böyle. Aha, gidiyor şimdi. Nazar değdirdik. He, rahatsız ettik hayvanı. Ama çok güzel yani vahşi hayvanların bu kadar yaklaştırılması gerçekten mükemmel. There we have Thompson gazelle. Gazelle. Yeah, gazelle. The one with the black. Right, I see. The little ones. The little ones. And then the other one is the wildebeest. Wildebeest. The one people come to see in November. They migrating, yeah. These are the ones that migrate. Evet. Yes. Bu gazeller var burada. Bunlar bir çeşit şey ya. Geyik türü. Ufak geyik türü. Zaten onlar da ürkek hayvanlar. Öbürleri de zaten Afrika şeyleri. Öküzleri. Bunlar işte bu büyük göç olayını yapan bunların kabilesi. O belgesellerde seyrettiğimiz büyük göç göç bunları yaptığı iş. Şu onlar da yaklaştırmıyor. Bunlar da yaklaştırmıyor. Bunlar da yaklaştırmıyor. Hiç kimse yaklaştırmıyor arkadaş. Bu gazeller yalnız çok sevimli hayvanlar. Let's get close to them. They run away. So even this one they run away because they see us walking. Really? Yeah. Shoot man. Evet. Oh, they're running. Right, they are running. Oh, beautiful, huh? Yeah. Their run is beautiful. Mm-hmm. The color, huh? Yes. Nice view. Gördüğünüz gibi. İşte bunları aslanlar çok güzel yiyor. The lions are eating this. Lions yes. are eating this beautifully, man. Yes.
tear them apart. Right. And then some hyenas come. Yes. Finish off. Yeah. They kick the lions out. Gördüğünüz gibi bunlar da kaçıyor arkadaşlar. Yaklaştırmıyorlar. He işte hepsi yabani. Yaşam alanı bunların. Bu şekilde. You know what? Actually I don't need to go to Masai Mara. This is Masai Mara, man. Masai Mara is now non-refundable. I paid too much money. You already paid too much to money. To see this. Yeah. No, but Masai Mara is a whole experience. Experience, right. Yeah. So just look at it as an experience. I always tell people Masai Mara is not safari. Something just different. Very beautiful place. Once in a lifetime. All right. Even though I find it too far. Too far, right? Yeah. Just that also I'm broke, I can't fly. So I just go with the car. With the potholes? With the potholes. Oh, no, man. Now no potholes. No potholes? No. Oh. I finished the tarmac. Before you get tired of just thinking about Masai Mara. Arkadaşlar görüşürüz. Kapatıyorum şimdi. Peki. Burada gördüğünüz gibi başka turistler de var. Dolaşıyorlar. Gelmişler. Yani dünyanın tek manyağı ben değilmişim. Buraya gelen. Aha bak başka manyaklar da varmış. Benim gibi. Evet, görüşmek üzere daha sonra. Impalas are here. Yeah. Bakın nasıl kaçacaklar şimdi. Bunların kaçışları bile gayet sevimli. Bunları yakalamak için aslan falan olmak lazım herhalde. İmkansız yani. Ha bir de yavru da var orada. Bir tanesi yavruymuş daha. Çok güzel gözüküyorlar. Nasıl zıplaya zıplaya kaçıyor. Aha orada daha bebekleri de varmış şey ufaklar. Yani çok daha küçükleri var. Arada gerçekten küçük yavrular var. Ama işte yaklaştırmıyorlar. Keşke yaklaştırsalar. Gerçekten sevimli hayvanlar. Evet burada aslında Masai Mara'dan daha belki daha güzel bir yer ama şey olarak hani ben de daha ucuz. Fakat rehberin dediğine göre Masai Mara çok farklı bir tecrübe olduğunu söylüyor. Yani orası sadece bir tecrübe olarak düşünmek gerektiğini söylüyor. Yani eğer burayı görüyorsan zaten buraya geliyorsan Masai Mara'ya gitmeye gerek yok normalde. $200 buraya gelebilirsin. Bu vahşi hayvanlarla dolaşabilirsin. Ama ben artık tur satın aldığım için oraya da gideceğim. Şimdilik kapatıyorum. Bota doğru yürüyoruz. Bu kadar yeter. Görüşmek üzere.